15, 16, 17 Aralık günlerinde programlar takip ettik. Bu programlar çerçevesinde İstanbul'dan 23. Ramazan Burca Bey, yine İstanbul Simbo Yönetim Kurulu Üyesi, Aydın İl Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda bizim Sinop 80'li yılların il müfettişi olan Şerafettin Akgül Bey kardeşimiz bize bu çalışma katkı yapmak aramızdalar. Dün akşam arkadaşlarımız geldiler. Ayaklarının tozuyla hemen ev sohbetlerine başladık. Dün gece saat 2-3 müydü? O saatte üniversite talebeleriyle sohbetimiz oldu. Bu sabah da burada şimdi kahvaltı beraber basın mevkisi kardeşlerimizle bir sohbet yapıyoruz. Ardından öğleden sonra esnaf ziyaretleri, belli nokta ziyaret yapacağız. Akşam tekrar toplantısı olacak. Ertesi gün yani yarın ilçe başkanları ve teşkilat başkanları ile yine bir ay toplantımız olacak. Ardından da akşam çay alabilirim. Yerli teşkilatımızda bir toplantı olacak. Ve 3 günü bu şekilde dolu geçirmeye gayret ediyoruz inşallah. Katılımdan dolayı teşekkür ederim. Şimdi soru cevap bağımlı olur. Yani Şerafettin Bey yani bu işin duayeni. Ben şimdi ona zaman tanıma adına Şerafettin Bey'i size aktarıyorum. Tele koltuğumuzu attı. İstanbul Burca Bey, değerli il başkanımız Cavit Bey, değerli basın mensupları. Ben basın toplantımızdan hepiniz hoş geldiniz. Şimdi malum biz rahmetli Erbakan Hocam tarafından 2011 yılında İstanbul'da Sinop'a kültürel yönde destek sağlanmak üzere Sinoplu Milli Görüşçüler adında bir dernek kurulmuştur. Bu dernek İstanbul'da Sinoplular tarafından yönetilmektedir. Bu derneğin amacı Sinop'ta milli görüş yapılanmasıyla ilgili katkı sağlamak, destek sağlamakla ilgili çalışma yapmaktır. Biz de geçen sene arkadaşlarımız Aydın'la oturmamıza dediler ki biz sizi yönetim kuruluna alacağız dediler. Teşkilat olarak Simbo'nun yönetim kuruluna girdik. Her ay, iki ayda bir İstanbul'daki toplantıya katılıyoruz. Şu anda Simbo, kısa adıyla Simbo, İstanbul'da ilçeler düzeyinde de teşkilatlanmaya başladı. Simbo ne? Sinoplu Milli Görüşçüler, Adil Düzen Derneği olarak. Bu derneğin amacı yani oradaki Sinopluları örgütlemek, aynı zamanda Sinop'taki çalışmalara eğitim yönüyle, maddi yönde nasıl destek sağlanabilir, neler yapılabilir bu konuda görüşmeler yapmaktı. Biz de zannediyorum 4-5 tane toplantıya İstanbul'da katıldık. Sultanbeyli'de bir toplantımız oldu, geniş iftar yemeğimiz oldu. Daha sonra 2 ayda bir bu toplantılara devam ediyoruz. Şu anda bakınız İstanbul'da Sinop'un değerleriyle ilgili 23 Aralık'ta bir panel yapılacak. Bu panelde Sinop'un değerleriyle ilgili iki konu özellikle işlenecek. Birisi Sinop'ta Seyit Bilal Hazretleri kimdir, nedir, nasıl gelmiştir, özelliği nedir? Bununla ilgili bir panelist konuşma yapacak. Diğeri de rahmetli Erbakan Hocam Sinoplu olması dolayısıyla Sinop'un yetiştirdiği bir evladı olarak bunu da bir kardeşimiz panelde değerlendirecek. Dolayısıyla aynı zamanda da biz İstanbul'da Sultan Çiftliği'nde yaptığımız toplantıda şöyle bir karar aldık. Dedik ki biz buradaki kararlarımızı Sinop'a aktaralım. Sinop'taki çalışmaları da ilçe başkanlarıyla Sinop'un il ve ilçelerini masaya yatıralım. 3 saat, 5 saat bir değerlendirme yapalım. Sinop'u kültürel yönüyle nasıl ayağa kaldırabiliriz, nasıl sahip çıkabiliriz? Bununla ilgili 10 Ekim'de yaptığımız toplantıdan sonra bugünlerde 15, 16, 17 Aralık'ta yapacağımız Cavit Bey'in de açıkladığı bu toplantıyı proje olarak belirledik. Dolayısıyla bugün ayın 16'sı bu toplantımızı bu vesileyle yapmış oluyoruz. Ben programı Cavit Bey açıkladığı için ona girmek istemiyorum. İnşallah burada yarın saat 10'da
ilçe başkanları ve teşkilat başkanlarıyla yapacağımız toplantıda Sinop'taki milli görüş yapılanması, Saadet Partisi'nin yapılanması nasıl gerçekleşebilir, neler yapabiliriz? Bununla ilgili değerlendirmeleri yapacağız, notlarımızı alacağız. Bu notlarla birlikte kısmet olursa 5 Ocak, 6 Ocak, 7 Ocak'ta İstanbul'da bu çalışmalarımızı oraya masaya götüreceğiz. Orada planlamalarını devam ettireceğiz. Yani ben şu anda Aydın'da Saadet Partisi Teşkilat Başkanıyım ama İstanbul'daki Sinko'nun yönetim kurulu üyesi olarak da 2 ayda bir Sinop'a toplantılara katılmayı düşünüyorum. Biz bu memlekette yetiştik. Bu toprağın insanıyız. Benim hiçbir şahsi çıkarım olmamasına rağmen 2 ayda bir Sinop'a gelmeyi düşünüyorum. Bu toplantılara devam edeceğiz. Zaten geçen sene Mayıs ayında gelmiştik. Hatta bu sene öğretmen evinde 150 kişinin katıldığı bir toplantı yapmıştık. Dolayısıyla arkadaşlar çalışmamızın ana noktası budur. Şimdi diğer konuya gelince 3 başlık altında ben değerlendirme yapmak istiyorum. Birisi Sinko adına neler yapmamız gerektiğini size değerlendirmesini kısaca belirttim. Şimdi bir de milli görüş nedir? Milli görüşün yapılanması nedir? Bununla ilgili de kısa bir bilgi vereyim. Bildiğiniz gibi Milli Görüş Hareketi rahmetli Erbakan Hocam'ın sağlığında başlayan bir zihniyet yapılanmasıdır. Bu yapılanma hakkı üstün tutan bir yapılanmadır. Bu yapılanma aynen şuna benzer. Biliyorsunuz ki bir kaşık yoğurdu 25 kilo sütün içine kattığınız zaman bu maya sütü ne yapar? Mayalandırarak yoğurt haline getirir. Yani hak merkezli düşünce de her zaman doğruluktan yanadır, haktan yanadır, adaletten yanadır. Çizgi budur. İşte bu çizgi geldiği noktalarda ben rahmetli hocamla 1973 yılından beri beraber çalıştım. 20 yıl parti müfettişi olarak çalıştım. 8 yılda Tayyip Bey'in de katıldığı, Bülent Arıç Bey'in, Abdullah Gül Bey'in de katıldığı Genel İdare Kurulu'nda 8 sene, 2 dönem görev yaptım. Gelişmelere imza atmıştır. Birincisi, Milli Görüş Hareketi 1974 yılında 48 milletvekili 3 senatörle meclise girmiştir. Meclise girdiği sene rahmetli Bülent Ecevit'le hükümet ortağında ilk defa Kıbrıs Barış Harekatı'nı rahmetli Erbakan Hocam'ın bulunduğu başbakan yardımcılığında görev yaptığı dönemde Kıbrıs Barış Harekatı yapılmıştır. Onu yapılamamıştı. Bunun akabinde bakınız maya öz nasıl harekete geçtiğini ispatlamak için bunu söylüyorum. Arkasından 77 yılında Milliyetçi Cebe Hükümeti döneminde Adalet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve beraber kurduğumuz koalisyon döneminde hatta Ecevit döneminde bile Türkiye'de 200'e yakın fabrika temeli atıldı. Bu temellerin atılmasında birçoklarında bizde bulunmayı Cenab-ı Hak nasip etti. Birçok fabrikalar üretime geçti. Hatta 1978 yılında temeli atılan fabrikalardan 70 tanesini bizzat rahmetli Erbakan Hocam temelini attı ve üretime de açtı. Dolayısıyla biz 1996 yılında, 91 yılında gayretlerimizle, çalışmalarımızla Türkiye'de belediyeler aldık. Birçok büyükşehir belediyesi aldık. Bu belediyelerde milli görüş yapılanmasını milletimize gösterdik. Hakikaten çok güzel hizmetler yapıldı. Hiç unutmuyorum rahmetli Erbakan Hocam İstanbul Belediyesi'ne ciddi bir ekip göndererek milli görüş yapılanmasında belediyecilik nedir? Tayyip Bey'e bu konuda çok destek oldular. Dolayısıyla onun akabinde İstanbul, Sivas, Urfa, Van bu gibi büyükşehir belediyelerini aldıktan sonra dolayısıyla arkasından 96'da hükümet oldu. 162 milletvekilimiz vardı. O dönemde rahmetli Erbakan Hocam çok sıkıntılar geçirilmesine rağmen bildiğiniz gibi ekonomiyi teslim aldı. 35 milyar dolar borcumuz olan Türkiye'nin iç ve dış borcunu 22 milyar dolara düşürdü. Bakın %300 zam verdi. Emekliye %200 zam verdi. Buna rağmen de 11 aylık hükümet döneminde denk bütçe yaparak Türkiye'nin bir kuruş borcunu yükseltmeden 11. ayın sonunda bildiğiniz gibi hükümet devrildi. Ama bu arada da rahmetli hocam Amerika'ya rağmen küresel güçlere rağmen ne yaptı? D8'i kurdu. D8'i kurduktan sonra Amerika baktı ki dünyadaki Siyonist güçler bu Erbakan böyle giderse biz bunun önüne geçemeyeceğiz dediler.
Hatta yabancı güçlerden Amerikalı bir yetkili şöyle diyor. Biz diyor milli nizamı kapattık. Bu Erbakan milli selameti kurdu. Milli selameti kapattık. Refahı kurdu. Refahı kapattık. Fazileti kurdu. Fazileti kapattık. Saadeti kurdu. Bununla başa çıkamayız. Bunun üzerine beton dökmemiz lazım dedi. Menfaat sağlayarak, makam mevki vererek dolayısıyla iktidar yaptılar. Aslında arkadaşlar biz Türkiye'de 28 Şubat'ın yapılmasıyla biz Türkiye'de zaferimizi ilan ettik. Nasıl zaferimizi? Yani dış güçler artık bildiğiniz gibi 90'lı yıllardan önce memleketimizde ne vardı? Sağcı solcu gençler vardı. Birbirlerini öldürüyorlardı. Amerika ve dış güçler bunun önüne geçemeyince baktılar ki bu işten bir şey çıkmıyor. Milli görüş oyuna gelmiyor. Gençlerini oyuna getirmiyor. Hemen akabinde Alevi-Sünni ayrıştırması için bir takım gayretlerin içine girdiler. Milletimiz bu oyuna da gelmedi. Arkasından Kürtçü-Türkçü oyununu getirmek istediler. Irkçılığı ortaya koydular. Gene milletimiz bu oyuna gelmedi. Neticede başka çare bulamadılar. Bizim içimizden birilerini bir takım yerlerde görüşmeler yaparak, biz bunları çok iyi biliyoruz. Cezaevlerinde kimlerle görüşüldüğünü, 4 ay neler yapıldığını, Tayyip Bey'in durumunu çok iyi biliyoruz. Belki Tayyip Bey de başbakan olarak, genel başkan olarak çok iyi niyetlerle bu işin içine girdi. Ama rahmetli hocamın bir sözü vardı. Derdi ki, Siyonizm öyle bir teşkilattır ki sizi 10 sene, 15 sene hizmet ettirir kendisine ama siz millete hizmet ediyorum zannedersiniz. 15 sene sonra nasıl memlekete ihanet ettiğini anladığınızda başınıza gelenleri geriye dönüşü olmadığı için çok sıkıntılar içerisine girersiniz demişti. Bakınız bu FETÖ olayını size bir misal vereyim. Ben 1975 yılında 77 yılında Aydın'da Milli Selamet Partisi'nde müfettiştim. Arkadaşlar rahmetli Erbakan hocam o dönemde bu FETÖ ile ilgili bizi uyardı. O zaman İzmir'de Kestane Pazarı'nda vaazlar yapıyorduk. Bizim de teşkilatımızda yönetim kurulundan arkadaşlar bunun toplantısına gidiyordu. Aydın'la İzmir arası 100 kilometredir. Gidip görüyorlardı. Hatta bizim yönetim kurulunda şu anda ikisi de rahmetli oldu. Mustafa Tuğcu ve Osman Kara bu toplantılara gide gele partiden bile istifa ettiler. Bizim siyasette işimiz yok dediler. Ama rahmetli hocam özellikle bu adamın ileride çok büyük tehlikeler yapacağını, buna karşı çok dikkatli olunması gerektiğini, bunun okullarına verilen çocukların Siyonizme hizmet edeceğini defalarca uyardı. İşte Tayyip Bey de artık ne yaptıysa o onun bileceği iş. Bugüne gelinceye kadar kendisiyle beraber çalıştılar. Efendim olimpiyat toplantılarında artık istedik dediler. Neler neler onlar hepsini biliyorsunuz. Dolayısıyla biz Saadet Partisi olarak şu anda 2019'a hazırlanıyoruz. Türkiye'nin projeleri, planları bizim elimizde. Hakkı üstün tutan zihniyet yapısı gelmediği müddetçe bizim içimizde en kıymetli, en değerli insanları dahi getirseniz memleketin geleceği için hazırlık yapamazlar. İşte 15 senelik dönem hepiniz canlı şahidi olarak görüyorsunuz. Elbette şu anda üretim olarak ülkemizde herhangi bir şey var mı? Fabrikaların, gençlerimizin çalışması için üretim yapacak fabrikalar kurulmuyor. Ne inşaat alanında büyük bir gelişme var. Şu anda Türkiye'yi ayakta tutan budur. Erbakan hocamın kurduğu tüm fabrikaların tamamını neredeyse sattılar. Bizim dönemimizde 22 milyar dolarla teslim ettiğimiz Türkiye'nin borcunu Sayın Mesut Yılmaz, Bahçeli ve rahmetli Bülent Ecevit döneminde 216 milyar dolara çıkardılar. Şu anda Türkiye'nin borcu ne kadar biliyor musunuz? 935 milyarı geçti. Kimin haberi var bundan? Kimsenin haberi yok. Girin internete, hazinenin web sitesine girin. Resmi olarak Türkiye'nin ne kadar borcu olduğunu göreceksiniz. Ve Türkiye şu anda büyük sıkıntılar içerisine girdi. Görüyorsunuz şu anda borcunu göreceksiniz. Bugünlerden sonra hele 2018'den sonra borcu borçla çevirecek. Çünkü yok, kaynak yok. Vergiden başka kaynak yok, üretim yok. O vesileyle biz Saadet Partisi olarak Allah'ın izniyle Temel Bey geldikten sonra, genel başkan olduktan sonra Türkiye'de en azından siyasetin dili değişti. Temel Bey'in konuşmalarında üslubu tamamen böyle uzlaştırıcı, yakınlaştırıcı, iteleyici bir üslubu yok.
Arkadaşlar biz ilk defa değil, mesela Milli Selamet döneminden beri Kocaeli'nde kongreler yaparız, Trabzon'da kongreler yaparız. İnanın bu seneki Kocaeli'ndeki kongreyi Kocaeli bile şaşırdı. Böyle bir kalabalık görülmemiş. Trabzon'da bir kongre yaptık bu ay içerisinde. Kongrede 7 kilometre bizzat vatandaşa gül dağıtılarak kongreye gidildi. 500 arabayla Temel Bey karşılandı. Güçlerin 4200, bizzat Cumhurbaşkanımızın ağzıyla söylüyorum, 4200 tırla sınırımıza silahlar yığıldı. Adamların şu andaki amacı Türkiye'yi nasıl işgal edebiliriz? O silahlar onun için getirdiler. Ama biz şuna inanıyoruz ki bu millet bu oyuna gelmeyecektir. Allah başımızdaki devletimizin yöneticilerine de feraset versin. Biz onların düşmanı değiliz. Onları da bizler seviyoruz. Ancak bir an evvel onların da istikametlerini milletin çıkarları yönüne yönlendirmelerini istiyoruz. Bu dış güçlerin emrinde biz nereye kadar gideceğiz böyle? Bunun önüne geçmenin imkanı yok. Günden güne uçuruma doğru gidiyoruz. Bu vesileyle Saadet Partisi 2019 yılında bu şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Sadece size vereceğim örnekleri sizler de biliyorsunuz. İki tane örnek vereceğim. Elbette yapılan hizmetleri takdir ederiz. Ama bir Osman Gazi Köprüsü'nü bilmeyen artık köylerdeki vatandaş da biliyor. 40 bin araç geçecek diye garanti veriyor. Devlet garanti veriyor. Eğer diyor bu 40 bin araç geçmezse 140 bin mi? Belki yanılmış olabilir. Dolayısıyla her neyse geçmezse ne yapacağız diyor. Devlet olarak biz karşılayacağız diyor. Şu anda %15'i geçiyorsa %25'i geçmiyor. Kim karşılıyor bunu? Devlet karşılıyor. Biz çok zengin bir ülkedeyiz. Ha, yatırımlar yapılsın ama niye biz yatırımlarımızda alın terlerimizi yabancılara peşkeş çekelim? Şehir hastaneleri yapılıyor. İnceleyin, internete girin, bakın, araştırın. Arkadaşlar, şehir hastanelerinde devlet diyor ki hastane yapacaksın, 1500 yataklı. Sana diyor hastaneyi yaptıktan sonra %75 doluluk oranı garantisini veriyorum diyor. Eğer hasta sayısı %60 olursa %15'ini ben karşılayacağım diyor devlet. Böyle bir şey olabilir mi yani? Böyle bir anlayış, böyle bir ekonomik anlayış olabilir mi? Dolayısıyla bu ne demektir? Milleti hasta etmek demektir. Hasta olacak ki millet hastaneye gidecek. Şu anda bizim bununla ilgili Saadet Partisi olarak bir kitapçığımız var. Cavit Bey de varsa o kitapçığı size verebilirler. Saadet Partisi olarak şu anda bizim ekonomiyle ilgili her ay raporumuz hazırlanıyor. Hastanelerle ilgili o raporumuzu incelediğin zaman inanınız hayretler edersiniz yani. Vatana ihanettir diyor. Öyle mi diyor? Evet. Aynen yani. Tabir bu. Ya birini zengin etmek ya bu vatana ihanettir. Çünkü bir sene mi, 3 sene içinde parayı amorti ediyor musun? 140 bin araç yapıyor, sonra yarı sene gidiyor. Valla bilmiyorum işte nasıl yapılacaksa gerçekten vaziyetler. Merve hocam bu sohbetinde söz nereden geldi bilmiyorum da dedi ki oy dedi bugün dedi atom silahından daha değerlidir dedi. Nasıl hocam? Bakın dedi. Askerin örnek göre anlatayım dedi. Bir mıh. Atın ayağındaki nalın çivisine mıh denir. Bir mıh dedi, vatan kurtarır dedi. Allah Allah. Nasıl kurtarır hocam? Bir mıh dedi, bir nalı kurtarır. Bir nal bir ayağı kurtarır. Bir ayak bir atı kurtarır. Bir at bir komutanı kurtarır. Bir komutan bir orduyu kurtarır. Bir ordu bir vatanı kurtarır. Dolayısıyla bir mı bir vatan kurtarır dedi. Aynı böyle oy da ya vatanı kurtarır bir oy ya da vatanı satar. Biz bunu burada 2004 seçimlerinde canlı şahidiyiz. Biliyorsunuz belediye seçimlerinde, Fakine, Zekin seçiminde bir oy bir hafta gitti geldi değil mi? Biz bunu yaşadık. Yani şimdi bizim insanımız bir Saadet Partisi oy vereceğiz ama baraj aşamazsınız işte değişik gerekçelerle yani oyun boşa giden şeydir. Kardeşim sen böyle değil de arkadaş, bu ülkenin ve milletin kurtuluşu için bir oy dahi çıksa bu oy benim olacak. Demir noktası getirelim insanımızı, bir sanıkları patlatıyoruz. Aslında toplum herkesin milli görüşü aslında. Bizim düşünüyor ama oy verdiği yerin gerçek milli görüşü olduğunu farkında değil. Allah razı olsun efendim. Zaman zaman yapıyoruz abi. Çalışmalarına...